Değerli basın mensupları, bugün Gezi Direnişi'nin yıl dönümü, Gezi Direnişi'nde hayatını kaybeden tüm gençlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Gezi Direnişi'nde rol alan, Gezi Direnişi'ne katılan gençler bu ülkenin çiçeği, böceği, yeşili, çimeni için mücadele ettiler. Aydınlık bir Türkiye için mücadele ettiler. Ama ne yazık ki zalim iktidarın gazabına uğrayarak 8 gencimizi de orada kaybetmiş olduk. Bugün birileri Gezi Direnişi'ni kirletmeye, Gezi Direnişi'nde rol alan yurttaşlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Ama herkes bilsin ki onlar aydınlık bir Türkiye için mücadele etmişlerdi. Aydınlık bir Türkiye için mücadele edenleri, eleştirenlerin, onları itibarsızlaştırmaya çalışanların Türkiye'yi hangi hale getirdiğini görüyoruz. Bakın, elimdeki bu tablo düşünceyi ifade özgürlüğünün prangaya vurulduğu, gazetecilerin adeta nefes alamaz hale getirildiğinin göstergesidir. Şöyle göstereyim buradan. Arkadaşlar, az önce aydınlık bir Türkiye için mücadele edenleri itibarsızlaştırmaya çalışanların Türkiye'yi nasıl karanlık bir tabloya mahkum ettiklerini bu tabloyla gösterdik. 2017 yılının Mayıs ayı da basına yönelik ihlallerle geçti. Mayıs ayı içinde basına yönelik tam 44 ihlal gerçekleşti. Sizin de tablodan gördüğünüz üzere hak ihlalinin olmadığı gün neredeyse yok gibi. Mayıs ayında 12 gazeteci tutuklandı. Yine Mayıs ayında 8 gazeteci gözaltına alındı. 4 internet sitesi kapatıldı. 6 gazeteci toplamda 12 yıl hapisle cezalandırıldı. Birçok gazeteci ise hakim ve savcı karşısına çıktı. Ve bu gazetecilerin tamamı deli saçması iddianamelerle soruşturmaya konu edildi. Savcılar AKP iktidarını rahatsız eden kim varsa onları itibarsızlaştırmak için hukuki değeri olmayan suçlamaları gazetecilere yöneltmekten çekinmedi. Örneğin işçi ve emekçilerin sesini duyuran Hayat TV solda yer alan, solun değerlerini savunan bir televizyondur. Ama buna rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir meczubun gönderdiği mektupla Hayat TV hakkında bir soruşturma başlattı. Ve Hayat TV terör örgütü IŞİD'in propagandası yapmakla suçlanıyor. Bir ölüm makinesi olan IŞİD'in Hayat TV tarafından propagandasının yapılabildiğini söylemek için insanın aklını kaybetmiş olması gerekiyor. Hayat TV'yi KHK ile kapatanlar onu bir kez de çalışanlarını mahkum ederek cezalandırmak istiyor. Savcıların akıl dışı suçlamalarından nasibini alan bir kurumda kuşkusuz ki Sözcü Gazetesi. Sevgili arkadaşlar, Sözcü Gazetesi'nin sahibi ve çalışanları terör örgütü FETÖ'ye yardım etmekle suçlanıyor. Oysa ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Komisyonu'nun verdiği raporda Sözcü Gazetesi'nin terör örgütü FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığı yer alıyor. Ayrıca Sözcü Gazetesi'nden Gökmen Ulu ve Mediha Olgun'un tutuklanmasına yol açan Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otelin bildirildiği iddiası da yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu iddianamede çürütülüyor. Çünkü terör örgütü FETÖ mensuplarının Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteli Sözcü Gazetesi'nden değil, kendi istihbaratlarından edindiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcü Gazetesi'nin avukatlarının isteği üzerine bir belge ibraz etti.
Bu belgede de Sözcü Gazetesi'nin terör örgütü FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığı yönünde bir kanıt ortaya çıktı. Ancak ne ilginçtir ki buna rağmen Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay hakkında tutuklamaya yönelik bir yakalama kararı çıkartıldı. Bunun neden yapıldığını biliyoruz. İktidar Sözcü Gazetesi'ne el koyarak susturmaya ve onun mallarına el koymaya çalışıyor. Aynısını Kanal Türk TV ve Bugün TV'de de yaptılar. Önce yurt dışında olduğu bilinen patron hakkında bir yakalama kararı çıkartılıyor. Ardından o kişi gelmediği için CMK 248'e göre mallarına el konuluyor. Sözcü Gazetesi'nin mallarına, matbaasına, gelirlerine el konulmak ve bunun bir yandaş şirkete aktarılmak istendiğini biliyoruz. Değerli arkadaşlar, AKP kendisi dışında kim varsa herkesi FETÖ'cü, IŞİD'ci ya da PKK'lı ilan etmekten çekinmiyor. Keza iktidarın güdümündeki savcılar da aynı yolu izleyerek AKP iktidarını rahatsız eden herkesi bir torbaya doldurarak itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tabi bu itibarsızlaştırmanın sebeplerinden biri de AKP'nin geçmişini ve işlediği suçları unutturmaya çalışmak. Bugün terör örgütü FETÖ ile Sözcü'yü, Cumhuriyet Gazetesi'ni ya da diğer muhalif kuruluşları yan yana getirmek ve onları birlikte hareket ediyormuş gibi göstermek, AKP'nin FETÖ'ye verdiği desteğin üstünü örtmek ve AKP'nin geçmişini aklamaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarının terör örgütü FETÖ ile ne ilgisi olabilir? Şu an Cumhuriyet Gazetesi'nin 13 çalışanı ne yazık ki FETÖ'ye yardım etme suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarının 4'ü şu anda devlet hastanesinden rapor almış olmasına rağmen hala bu raporlar karşılığında tahliye edilmiyor. Ve tabii bu anlamda bu deli saçması iddianameler yüzünden tam 160 gazeteci cezaevinde tutuluyor. 123 gazeteci ise şu anda firari durumda ve onlar da yargılanacakları, gözaltına alınacakları günleri bekliyor. Türkiye AKP iktidarı tarafından gazeteciler açısından tam bir cehenneme dönüştürülmüştür. Başta Cumhuriyet Gazetesi çalışanları olmak üzere onlarca gazeteci az önce de ifade ettiğim üzere deli saçması iddianameler yüzünden cezaevinde gün saymaktadır. Sözcü Gazetesi çalışanları Gökmen Ulu, Medya Olgun ve Cumhuriyet.com.tr'nin yayın yönetmeni Oğuz Güven hayatlarında her zaman mücadele ettikleri ve karşı oldukları FETÖ'ye yardım etme suçlamasıyla ne yazık ki cezaevindeler. Ben 3 arkadaşımızla cezaevine girerken yanlarındaydım. Ve onların gözünde yaşadıkları acıyı hissettim ve gördüm. Çünkü FETÖ ile hiçbir ilgileri olmamasına rağmen bu gazetecilerin FETÖ'den tutuklanması ve yaptıkları haberlerin itibarsızlaştırılması meslektaşlarımız açısından bir acı kaynağıydı. Emin olun ki tutuklanmalarına değil FETÖ ile irtibatlandırılmalarına üzülmüşlerdi. Ve bu üzüntülerini oradaki konuşmalarında da dile getirdiler. O yüzden tüm meslektaşlarımızın bir an önce bu acı veren tutuklama kararlarının kaldırılmasını ve tüm meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz. Ve iktidara şunu söylüyoruz. Artık yeter. Elinizi gazetecilerin üzerinden çekin. Gazeteciliği bir suç olarak görmeyin. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik kamu adına soru sormaktır. Kamu adına soruların ve gerçeğin, cevapların peşine düşmektir. Şimdi şu kara tabloya bir baksın AKP yöneticileri. Bakın, sadece Mayıs ayında bizim tespit edebildiğimiz hak ihlalleri artık insan boyunu aşar, sayfalara sığamaz bir hale gelmiş. Bu ay Mayıs ayında yaşanan tabloyu bu halde gösterdik ama
önümüzdeki ay nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı doğrusu bilmiyoruz. Değerli arkadaşlar, benim ortaya koyduğum tablo sadece gazetecilerin yaşadığı, gazetecilerin uğradığı hak ihlallerini gösteriyor. Burada da gördüğünüz üzere gazeteciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, haklarında soruşturma açılıyor ve tam 44 hak ihlaliyle Mayıs ayı neredeyse adeta 2017 yılının rekoruna koşuyor. Burada hiçbir gazeteyi ya da gazeteciyi fikirlerinden bağımsız olarak değerlendirdik, her gazeteciyi. Ve ortaya bu kara tablo çıktı. Tabii AKP'nin yarattığı kara tablo sadece bununla sınırlı değil. Arkadaşlar emin olun, Türkiye'nin dört bir yanından hak ihlalleri, işkenceler, gözaltı haberleri geliyor. Daha dün bir kadın eşinin cezaevindeyken banyo yaparken kaburgalarının kırıldığını ve kendisine tıbbi müdahalede bulunulmadığı yönünde bir şikayette bulundu. Halk evi üyesi 5 genç referandum sonuçları gayrimeşrudur dedikleri için tutuklandılar. Nuriye ve Semih sadece ve sadece işlerini istedikleri için açlık grevine başladılar. Açlık grevi sorununu çözemeyen iktidar çareyi onları tutuklatmakta buldu. Bugün onların açlık grevinin 83. günü ve şu anda cezaevinde olan Nuriye ile Semih'in yaşaması için B1 vitaminini alması gerekiyor. Ancak cezaevi yönetimi B1 vitaminini vermiyor, Nuriye ve Semih'i adeta ölüme terk ediyor. Bu kabul edilemez arkadaşlar. Devlet yurttaşlarını yaşatmakla mesuldür. Eğer bir devlet yurttaşlarını ölüme mahkum ediyorsa görevini yapmıyor demektir. Buradan Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'a bir kez daha seslenmek istiyoruz. Nuriye ve Semih'in canı size emanettir. Nuriye ve Semih'in ilaçlarını verdirtin. B1 vitaminini verdirtin ve onları yaşatın. Ve onları bir an önce tahliye edin. Çünkü onlar herhangi bir suç işlemediler. Sadece ve sadece işlerini istediler. Bakın Nuriye ve Semih AKP iktidarından iş istemiyor. Haklarını istiyor, işlerini istiyor. İşini isteyen insanları ölüme mahkum edemezsiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Basın toplantımız burada bitmiştir. Sorusu olan yok herhalde. Ben şu tabloyu bir kez daha şöyle göstereyim. İsterseniz birkaç tane böyle okuyabilir misiniz? Yani tabii söyleyeyim. Şu oldu falan diye. Karamayız. Karamayız başlıyor. Arkadaşlar Karamayız 2017 1 Mayıs tarihinde Wikipedia'nın kapatılmasıyla başladı. 03 Mayıs'ta Redaktif sitesi 4. kez kapatıldı. 15 Mayıs'ta Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven uyduruk bir suçlamayla tutuklandı ve cezaevine konuldu. Keza 23 Mayıs'ta emekçilerin haberlerini vermesiyle tanınan Sendika.org tam 41. kez erişime engellendi. Bir internet sitesi düşünün, tam 41 kez kapatıldı ve şu anda Sendika.org sendika42.org adıyla yayın yapıyor. Tabii 26 Mayıs Sözcü Gazetesi'nin internet sorumlusu Mediha Olgun ve muhabiri Gökmen Ulu tutuklandı. 26 Mayıs Sözcü Gazetesi'ne yönelik operasyonun artık zirveye ulaştığı gündür. Atatürkçü kimliğiyle bilinen Sözcü Gazetesi'ni terör örgütü FETÖ ile yan yana getirip tutuklamak ve Sözcü Gazetesi'ni itibarsızlaştırmak artık bu iddianamelerin akıl dışı bir şekilde hazırlandığının da en açık göstergesidir. Ne yazık ki gazeteciler bu akıl dışı iddianamelerle itibarsızlaştırılmakta ve meslektaşlarımızın haysiyetiyle oynanmaktadır arkadaşlar. Meslektaşlarımıza yönelik bir haysiyet cellatlığı yaşanmaktadır. Hiçbir arkadaşımızın
terör örgütü FETÖ ile bir ilgisinin olmadığını, onların sadece ve sadece gazetecilik yaptıkları için cezalandırılmak istendiğini biliyoruz. İktidarın yarattığı kara tablo bu şekildedir ve hemen şurayı göstereyim. Bakın, biz şimdi 30 Mayıs 30 günü koyduk. Bugün ayın 31'i. 30 Mayıs'ta tam 44 ihlalin gerçekleştiğini söylemiştik. Peki bitiyor mu bununla? Hayır. Hemen bakın, 30 Mayıs bitiyor, takvimin yaprağı açılıyor ve 1 Haziran yarın gazeteci arkadaşımız Hüsnü Mahalli'de ifade vermeye gidiyor. Biliyorsunuz kendisi 38 gün cezaevinde kaldı. Cezaevinde kaldıktan sonra hakkındaki dava devam etti ve 1 Haziran'a da yine bir gazetecinin yargılanmasıyla başlıyoruz. Yarın Hüsnü Mahalli'de ifade vermeye gidecek. Gördüğünüz gibi takvimin yaprakları bitmiyor ve peş peşe açılmaya başlıyor. Bu noktada size bu kara tabloyu şöyle göstererek toplantımızı bitirmiş olalım.